Aykut İnce, teşekkürler. Şu sırada rüzgar etkisini biraz arttı, azalttı. O yüzden siz çok göremediniz ama 29 bu rüzgar bir şey değil yorumu yaptın sevgili Aykut abi. Akşam hepinizi maça beklerim, öyle ifade edeyim. Hepinizi ben de maça bekliyorum. İşin şakası bir yana Olimpiyat Stadında soğuk bir hava var. Rüzgarın da etkisi var. Maç saatinde yağış da olmasını bekliyoruz. Futbolcular için de zor bir atmosfer, zor bir ortam olacak diyebiliriz. Bir de tabii ki maça çok yüksek bir ilgi beklemiyoruz. Tribünler de dolu olmayacak. Bu yüzden zorlu bir koşullarda oynanacak bir karşılaşma olacak. Tabii 20.30'da maç, daha yaklaşık 3 saatlik bir süre var. 3 saat aşkın bir süre var. Stat etrafındaki hareketlilik de artmaya başladı ama dediğimiz gibi maça ilgi çok yoğun değil. Gerek Fatih Karagümrük taraftarlarınca, gerek Fenerbahçe taraftarlarınca çok fazla taraftar beklemediğimizi ifade edelim. Tabii iki takımda, özellikle Fatih Karagümrük oldukça formda. Gerçekten uzun süredir yenilmiyorlar. 11 maçtır yenilgi yüzü görmediler. Sadece bu maçlarda 6 beraberlik aldılar, 5 galibiyet aldılar. Fenerbahçe'nin iyi bir serisi vardı. 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik gibi bir yenilmezlik serisi vardı. Fakat Beşiktaş derbisinde ağır bir mağlubiyet aldılar. O maçtan sonra tabii bazı taşlar yerinden oynadı, bazı görüşmeler oldu, gerginlikler yaşandı. Ama Fenerbahçe kupa maçında Kayserispor maçında bir reaksiyon gösterdi. Hem bu reaksiyonu devam ettirmek, hem ligde artık hata yapma lüksü kalmadı çok fazla Fenerbahçe'nin. Puan farkını 6'da tutmak istiyor. Şu anda maç eksiğiyle 9 puan farkı var. Bunu tekrar 6'ya çekmek istiyor sarı lacivertler. Bu anlamda çok önemli bir karşılaşma bizi bekliyor diyebiliriz. Fatih Karagümrük de bu serisini devam ettirmek, yukarıya doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. İki takım da keyifli futbol oynuyor. Akşamda çok güzel bir mücadele bizi bekliyor diyebiliriz. Andre Pirlo sistemini oturttu. Oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si de gerek çok gol atarak, zaman zaman da çok gol yiyerek oldukça keyifli maçlar izletiyor bize. İki takımda da eksikler var. Fenerbahçe'de 5 tane kritik oyuncu sakat. Kim bu oyuncular? Lincoln Henrique sezonu kapattı. Osterwolde yaklaşık bir haftalık daha bir tedavi süreci olacak. Ardından dönecek. Luan Perez, onun dönüşüyle ilgili çok net ifadeler kullanamıyoruz. Diz sakatlığı, sürekli o bölgede başka problemler oluyor. Onunla ilgili tedavi süreci devam ediyor. Batshuayi ve King de bu maçta oynayamayacak. Onların da İstanbulspor maçına yetişmelerini bekliyoruz. Bir de bu isimlerin dışında Mert Hakan Yandaş da Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olduğu için yine bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük cephesinde ise tek eksik geçtiğimiz maçta kırmızı kart gören Bıraççı. O da bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Tabii ki muhtemel 11'lerden de bahsedelim. Tabii şu sıralarda yağmur yağmaya başladı, etkisini arttırmaya başladı. Dediğimiz gibi maç saatinde bu yağışın daha da artmasını bekliyoruz. Biz hemen muhtemelleri aktaralım. Fenerbahçe ile başlayalım. Kalede Altay Bayındır forma giyecek. Dörtlü bir defans hattı bekliyoruz. Ferdi sağda, solda Alioski, merkezde Samet Zalai ikilisi. Orta sahada yine sağda Emre Mor, solda İrfan, merkezde Arao, merkezi ise Arao ile Zayt ikilisi. Forvet'te de Valencia ile hücum hattında da Valencia ile Rossi'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz ama forvet konusunda farklı denemeler yaptı. Tabi Serdar Dursun da oynadı, João Pedro da oynadı, Rossi de oynadı. Bu üç isimden de, ya yani bu üç ismi de bugün kararını verecek Jesus. O yüzden forvetteki o diğer isimle ilgili çok net bir ifade kullanamadığımızı ifade edelim. Tabii ki hemen Fatih Karagümrük'ün de muhtemel kadrosunu aktaralım size. Kalede Batuhan forma giyecek. Andrea Pirlo 4-3-3 düzenini tercih edecek. Sağ bekte Salih, sol bekte Levent, stoperde Rayan Drasevic ikilisi. Orta sahada Ricci, Ozdoev, Bertolacci üçlüsü. Hücum hattında da yine sağ tarafta Colli, sol tarafta Borini ve forvette de Jackne'nin forma giyeceğini ifade edelim. Tabii ki Jackne ile Valencia arasında da tatlı bir atışma vardı. İki gol krallığında ilk iki sırada olan iki forvet oyuncusu bu akşam sahada karşı karşıya gelecek. Bu anlamda da farklı bir düellonun bizi beklediğini ifade edelim. Olimpiyat Stadyumundan şimdilik notlarımızı tamamlayalım. Rüzgar da etkisini aktarırken biz buradan sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Şimdi bir haber var Levent abi, tabii onu araştıracağız. Soracağız Ajans Spor'un haberi değil mi Levent abi? Evet, yani önüme düştüğü için araştıracağız haberi. Bir okur musun abi haberi? Diyor ki Ahmet Selim, çok teşekkür ederiz bu arada. Ahmet Selim. MHK Başkanı Lale Orta hakemlere yazılı uyardı.
yazılı olarak müsabaka öncesinde sırasında ya da sonrasında sizinle yöneteceğimiz veya yönettiğiniz müsabaka ile ilgili Merkez Hakem Kurulu üyelerimiz ve hakem işleri görevlerimiz dışında herhangi birisi resmi ya da gayri resmi şekilde telefonla, mesajla, bir ortak tanıdık vasıtasıyla ya da bizzat yanınıza gelerek herhangi bir görüşmede bulunursa veya görüşme talebinde bulunursa lütfen anında Merkez Hakem Kurulu bölge sorumlunuzu ve beni haberdar edin. Ya bu Türkçe'ye baktığın zaman çok uydurma gibi değil. Böyle bir uyarı vardı. Yani Sayın Buradan Başkan dedik ya, haberler içeriden geliyor. Ya böyle sansür uygulayarak hiçbir şey engelleyemezsin. Engelleyemezsin Sayın Lale Orta. Hiçbir şey engelleyemezsin. Her şey bilgi sahibi olur. Ben olurum yani. Bu kadar net söylüyorum. Ben olurum. Benim önümü kesemezsiniz bu konuda. Ben bu bilgiye sahip olurum. Kusura bakmayın. Bu arada Kayserispor 2-1 yaptı durumu. Yani. Hele ona gelecekmiş, tanıdıkmış falan filan diye. Ya. Hakem dünyasını tanımıyor musunuz siz? Hakem dünyası çok büyük. Nereden sesin geleceğini anlamazsınız bile. Büyük ve bir o kadar da küçük aslında, tabii, değil mi? Tabii tabii ya. Çok çok yaygın. Ya dünyanın her yerinde bu böyle. Kusura bakma. O yüzden dolayı böyle sansür uygulamak, üstü kapalı nedir onun adı, hakemlere ama alttan sopa göstermeye çalışmak doğru şeyler değil. Zaten şöyle bir söz yok mu Levent ya? İki kişinin bildiği sır değildir ya. Ya burada kaç kişi? Burada 102 bana kişi. Haberdar edin veya kurumlarınıza diyor. Allah 102 aşkına. Kişi var burada. İki kişi değil ben yani. Ben kendim haberi alırım. Çok önemli dostlarım var. Hiçbir zaman için değil. Çünkü ben hiçbir riyakarlık, ben yanlış bir şey söylemiyorum. O itiraz etsinler söyledikleriyle ilgili. Söylesinler, itiraz etsinler. Kendi hakem dünyası bunu söylüyor. Bunu mu engellemeye çalışıyorsunuz? Yazık ya. Siz önce hakemlerinizi doğru eğitiyor musunuz? Sizin söyledikleriniz ne kadar ayıp ya. Siz niye Fırat Aydınus'u kızmadınız, laf etmediniz ya? Seminerde o sırtını okşadığınız hakemi sonraki televizyon programında yanlış karar verdi diye gallas söylüyor. Niye siz söylemiyorsunuz? Böyle ikiyüzlülük olmaz yani, kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın. Bu bile sizin görevinizi kötüye kullandığınızın bir göstergesidir. Peki. Tavşana kaç, tazıya tut. Böyle bir şey var mı? Biraz da şeyi konuşalım. Furkan Bozol da uyarıyor beni. Trabzonspor'u. Şimdi Karagümrük Fenerbahçe maçını sona doğru bırakıyorum. Trabzonspor Kulübü açıklama yaptı. Ama tabii taraftar Trabzonspor'un bu yaptığı açıklamayı çok, nasıl diyeyim, hoş karşılamadı. Evet. Biraz sitemkar oldu Trabzonspor taraftarı. Yönetim ve Başkan Ertuğrul Bey ve beraberindekiler biraz sabır diyor. Yani çalışan antrenörler var, bu etik olmaz diyor ki bence %100 haklılar Aldun abi. Çünkü çalışan bir teknik adamla görüşme yapmak çok etik değil. Yani ben çok fazla buralarda aynı fikirde değilim. Onu özellikle söyleyeyim. Bilmiyorum, benim düşüncemi söyleyeceğim. Levent de tabii kendisi bir takım düşünceleri ekleyecektir ya da katılacak katılmayacak bilmiyorum. Şimdi Ertuğrul Doğan tek başkan adayı olarak mı girdi? Tabii. Evet, tek başkan adayı. 20-25 günlük süresi var mıydı? Yani o süreçte 20-25 günlük süresi vardı. Hoca istifa ettikten evet, sonra. 20-25 gün. Ağaoğlu istifa ettikten sonra. Ağaoğlu'dan sonra adaylığını koydu. Sonra bir süre Ağaoğlu'nun adaylığı konuşuldu. İkinci adaylık. Şimdi genelde kulüp başkanlığına aday olanlar bir proje yaparlar.